Hepinize selama arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar geçen böyle bir giriş yapmıştım. Bir tane fan sayfam remix yapmış. Bulabilirsem koyarım buraya. Aşırı güzel olmuş, çok beğendim. Yeni remixlerinizi bekliyorum galicikler. Neyse, bugün çok enerjiyim şu an gördüğünüz kadarıyla. Çünkü iftarımı yaptım, karnımı doyurdum. Arasından 3 saat geçti, sodamı da içtim. Dışarıda çıktım geldim. Hatta biraz daha bağırırsam komşular alttan şutur şutur vuracak gibi. Çünkü uyuyorlar mı? Arkadaşlar iftara kadar acıkmama challenge yapıyorduk biliyorsunuz. O videoda söz vermiştim, dedim ki sahura kadarı da yapacağız aynısını. Çünkü bir de karnım tok, genizliyim, bakayım nasıl olacak. Çünkü çok acıkıyordum diğer türlü, o yüzden birazcık da böyle yapmak istedim. Çok mutluyum çünkü karnım tok. Neyse, yani bugün yemek videoları izleyeceğiz. Sahura kadar acıkacağız. Sahurda da güzel güzel yiyeceğiz. İftara kadar yine acıkacağız ya. Of, ne yapacağız biz böyle? Evet. Bugün çok fazla acıkacağımı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten karnımı güzel güzel doyurdum. Dediğim gibi sodamı da içtim. Her şeyimi yaptım. Ama çok lezzetli şeyler çıkarsa sahurda sıçtım. Çünkü bütün yani maddi geliri sahura harcayacağım muhtemelen. Bütün her şeyi o sofrada yiyeceğim. Evin bütün bereketini de kaçırırım muhtemelen gibime geliyor bana. Neyse, ne yapıyorsun abi burada? Dondurma mı bu? Dondurma çekmez canım ya. Hele bu havada. Soğuk biraz Ankara şu an. Tişörtle durduma bakmayın. Evim sıcak. Biraz zenginim de gaz açıyorum evde. Arada böyle bir iki saatlik falan video çekerim. Derken gazı açıyorum üşümeyeyim diye. Ağlanacak halimizi biliyoruz ya. Ne bu abi? Aa, Türk dondurma mı bu? Hamur mu? Ben anlayamadım bunu, çözemedim. Ne yapacaksın onunla? Oy, yağ da bandırdı onu. Üf. Geldi kaşar da bizim kaşar. En iyi kaşar bizim kaşar. Öyle bir reklam vardı, neydi ya? Bu kaşar bir başka kaşar. Oh, koydu o. Oh. Tiftik tiftik eti de böyle. Kapat onu da, erisin o kaşarlar bir. Üstüne de yağ koy abi. Ahurda mide fesadı geçirme garantili yemek ya. Abi çok yağlı olmadı mı o? Sanki biraz fazla yağlı. Bunun adı neydi ya? Tüy ile başlayan bir adı vardı. Abi daha onu yağa mı bandırıyorsun? Çorbaya bandırdı. Mercimek çorbası. Ne alakası var lan? Ama o gerek yoktu bence, zaten yeterince suluydu yani. Oh. Oh, ananı satayım, ne yenir o ya? Bir dakika Halil, sen aç değilsin, karnını doyurdun. Daha fazla acıkamazsın. Daha fazla yersen 250 kilo olursun. Halil kendine gel. Ama çok güzel, ne yapayım, şunun tipine baksanıza ya. Dünyada ne güzel yemekler var arkadaşlar. Biz neden hep bulgur pilavı, sucuklu yumurta, haşlanmış tavuk, neden sadece bunlar varmış gibi hissediyorum. Dışarıdan yemek yiyeceksen lahmacun, tavuk dürüm, pizza, hamburger. Evde yiyeceksen bulgur pilavı, tavuk, yumurta, kahvaltı. Böyle değişik değişik yemekleri keşke herkes yapabilse. Of. Çok güzel gözüküyor ya. Bir şey diyeceğim. Bu videoyu iftardan önce izlesem daha çok acıkırdım. Aha, burger geldi. En sevdiğim yiyecek. Susar mısınız? Bunu böyle izlemem lazım benim. Evet abi, bandır ona. Tatlı acılı soso. Oh, koy onu da. Öyle yenmez burger be. O burger öyle yenmiyor. Tutuyorum böyle falan, olmuyor yani ya. Ama evdeysem yerim yani. O ne? Oy. Burger geliyor arkadaşlar. Hem de en sevdiğimden, etlisinden. Koy abi, erisin o üstünde böyle jost yapsın. Arkadaşlar hamburger kadar lezzetli bir şey var mı şu dünya üstünde ya? Gerçekten güzel yapılan hamburgerden daha lezzetli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şunun tipine bir baksanıza ya. Bunun lezzetsiz olma ihtimali yok. Ama bir tık fazla oldu. İki tane olsa yeterdi sanki. Öyle yiyeceğim. Arkadaşlar şu an bu videonun kapak fotoğrafı çıktı. Şunu koyacağım direkt. Ağzına kapak fotoğrafı. Yanında da ben böyleyim. Çıtır peynir geliyor arkadaşlar. Bu nasıl bir hamur? Küflü peynirle yapmışlar sanırım. Bu olabilir bu arada. Ay, geliyor geliyor geliyor, bak jos. O ses niye çıkmadı? Bir anda jos olacak sanmıştım. Bu sanki çok güzel durmuyor ama. Ama yersin ya. Ben bunu yerim diyen aşağı, ben bunu ağzıma tek hamlede sokarım yaz. Bence şu an bu videoyu iftardan sonra atayım. Siz de iftardan sonra benimle beraber izliyormuşsunuz gibi düşünürsünüz. Bu arada ben bu videoyu arkadaşlar Ramazan'ın 3. günü çekiyorum. Siz ne zaman izliyorsunuz onu bilmiyorum. Muhtemelen 10-15 gün sonra atarım ben bunu. Hep öyle yapıyorum. Canım öyle istiyor, ne yapayım arkadaşlar. Ben de böyle bir YouTuber'ım. Videoyu çekiyorum, 15 gün sonra atıyorum. Of, koy abi, boldan boldan koy. Tamam, video çekiyorsun diye boldan koymayan. Tamam, hadi, anladık hadi. Herkese böyle yapıyorum ben zaten. Her gelen müşterimize aynı gramajda koyuyorum. Abi abartı olmadım ya, tamam video falan çekiyorsun da çok fazla oldu o da. Hiç yaptınız mı arkadaşlar? Böyle TikTok'ta falan gördüğünüz bol malzeme koyan bir yere gittiğinizde yarısı kadar koydu oldu mu? Ben yaşadım da onu. Ya ne antin kuntin şeyler yapıyorsun ya. Yap bir bulgur pilavı, yiyek oradan. Dünya mutfağına bakış açımız. Yap oradan bir bulgur pilavı. Menemen, kıymalı olsun. Ne yaptı? Krema mı koydu içine? Bence bu çok lezzetli bir şey olacak. Makarnayı da attı içine. Biraz fazla kremalı oldu ama ben bunu yerim arkadaşlar. Ben bunu sahurda yerim. Ondan sonra iftara kadar mide yanma garantisi var. Ben niye bu kadar acıkıyorum ya? Ben daha yeni yemek yedim, yemin ederim ya. Çok acıktım ben ya. Bir moralim bozuldu, fark ettiniz mi arkadaşlar? Videoya ilk başladığımdaki enerjide değilim şu an. Wafer mı yapacağım? Bence tuzlu bir şey yapacak onu. Aynen abi. O ne ya? Tatlı mı oldu bu? Ne oldu? Ben anlayamadım.
ya. Bundan mı çeksem bir tane? Astım var da ben. Yeni yemeğim. Kulağın niye öyle kaldı? Devam edelim arkadaşlar. Aa, müzik girdi. Bak, rahatlatıcı müziği dinleyin arkadaşlar. Size adeta o yanmış abi, sanki o köfte biraz yanmış gibi geldi ama. Neyse, fazla pişmiş diyelim ona biz. Adeta sizi yemeğin ruhuna götürecek. Makarnalı, yanmış köfteli, yumurtalı burgerle sizlerleyiz. Teşekkürler. Size böyle iğrenç bir lezzeti tattırdığımız için müteşekkiriz efendim. 40 yıllık değişmeyen iğrenç lezzet. Abi yani burgerin içine de makarna koymazsın ya. İlk defa görüyorum bak, yemin ederim ilk defa görüyorum. O kadar iğrenç hamburgerler gördüm ki bunu ilk defa gördüm. Bu güzel olur bence. Lokma tatlısı. Tavuktan lokma. Dolguludur değil mi abi o? İnşallah o tavuğun içi dolguludur. Of, at onu ağzına bir çatırt etsin böyle. Allah çarpsın, ağzımdan sular akıyor ya. Oğlum yemin ederim arkama yaslanırım, şöyle 1,5 saat izlerim bunu ha. Çok güzel ya. Oh, koy abim, koy boldan boldan koy. Onu bir de kızart. Muzlar folloş olsun içinde. Bunu nasıl yiyeceğiz abi mesela şu an? Bunu bize açıklar mısın? Çatalla yesen yenmez, kaşıkla yesen yenmez. Elle olsa ağzın yüzün her yerin birbirine girer. Yani sunumu güzel yapacağız diye yenmeyecek yemekleri koyuyorlar arkadaşlar önümüze ya. Adam bir yapıyor, elle tutsan yenmiyor, çatalla yenmiyor. Bunu nasıl yiyeceğim ben? Ben bunu dürer yerim de yani mesela o dondurma nereye gidecek? Her şeye de bok atmayalım ya, tamam. Nimet sonuçta, güzeldir. Abi çok ince oldu o sanki. Ama lezzeti de öyle çıkar değil mi abi? Abi o dağılacak gibi. 200 liralık aldığım kıymanın son hali. Bence büyük bir ekmeğe koyacak bunu. Ya da küçük ekmeğe koyacak, taşıyacak dışarıya o etler. Of, şu ekmeğin kızarma. Aa vallahi taştı. Dediğim gibi oldu. Abi gerek var mıydı ona? Yani onu biraz daha az bastırsam bence tam tadında olurdu bu. Ya biraz benden hamburger dersleri almanız lazım gibime geldi. Arkadaşlar başka bir videoya geçiyorum. Bu videoda çok fazla hamburger var. Açlıktan şu an var ya, can çekindisinden 15 tane hamburger sipariş edeceğim sahura yani. O derece. Ne yapıyorsun abi? Niye bandırdın onu? Çok büyük bir lavaş değil mi? Ben sanki bunu izlemiştim ya. Geçenki iftara kadar acıkmama videosunda ben böyle bir şey izlemiştim sanki. Of. Of, hepsini ağzımda hissediyorum o lezzet. O ne lan? Abi içine niye cips koydun ya? Çok güzel gidiyordun. Cheddar sıkıyor cipsin üstüne de. Yeter tamam, abartma ama yani. Abi bir cips olmadı ona sanki ya. Cheetos koydu ya. Onun yerine acı bir sos falan da koyabilirdin. Cheetos tadında soslar var yani. Bu yenmez. Sen beni dinle. Yemesen bundan ben sana gel bir güzel bir bulgur pilavı yapıyorum. Sen al bir karbonhidratını oradan. Ben buna tek atarım diyenler yazsın yoruma ya. Valla ben şu an yani o kadar bok attım ama yani ben buna tek atarım. Cheetos'u mitosu da görmem arasında yani. Ama biraz saçma oldu o Cheetos. Atsana abi, onu ağzına at bir ya. Onu bir izleyelim ya. Ne yapıyor abi? Hamurla oynuyor. Buraları biraz geçiyorum. Bu Koreli, Çinli, Taylandlı abimiz. Ha, makarna yapacak anladığım kadarıyla. O ne? Ya, o et hiç güzel durmuyor. Değişik bir tat olacak bence ya. Denemek isterim. Ama abartma. Bu bizim şeye benziyor. Kelle paça karışık atom çorbalar falan var ya böyle. Dil, beyin falan her şeyi koy. Ama abi yetmedi mi? Sahura gitmez bu abi. Abarttım bir tık. Bence bu lezzetli değildir ya. Ya bunu yesen var ya net civciv olursun bak. Konuşma itimi kaybettim biraz, sargın mısın? Hem şimdi iftar yaptım, mideme zaten oturdu bir böyle yemek. Bayağı bir yedim. Size de afiyet olsun, sağ olun, teşekkürler. Hem de böyle bir enerji düşüklüğü, bir uyku falan bastırdı. Bir de bunları izledikçe iyice de böyle bir değişik bir hal aldım. Neyse ben konuşmayayım, siz de izleyin ya. Bunun sonu yine lavaşın içine girecek değil mi o cheddarla beraber? Ha iyi, ekmeğin arasına koyacak. Ya yapma onu ya, yapma işte onu ya. Gerek yoktu ona ya. Çekti, bütün yağ çekti o ya. O kadar laf ettim de çok iyi oldu bu arada ya. Yağsını biraz daha az tutsaydım bence daha güzel. Of, ananı satayım, çok güzel duruyor. Ya bandırma işte, ona bandırmadan ye ya. Tamam seni de izleyeyim. Son video olsun arkadaşlar. Bir daha izlemeyeceğim. Bu son video. Tamam. Kızarttım. Fast food. Oy. Ben böyle bir yemek istiyorum. Tam şu an böyle film falan izlerken şöyle bir şey yemek istiyorum ben ya. Oğlum bak, bunu diğer ülkelerde sokak lezzeti olarak satıyorlar. Biz bunu sokakta bulamıyoruz. Gidiyoruz AVM'de falan. Eminim ki bu kadar lezzetli değildir bu arada. Gidiyoruz fast foodçulardan falan 200 liraya yiyoruz şu yemeği yani. Bizim sokağımızda niye yok böyle lezzetler? Arkadaşlar siz izleye durun. Ben biraz şurada kafamı vuracağım şuraya. Neyse siz de izlemeyin. Siz de çok acıktınız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu an sahura kadar nasıl bekleyeceğiniz ben de bilmiyorum. Bu videoyu saat 9'da 10'da izlediysen 5-6 saat bekleyebiliyorsan. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.